çok güzel bir atmosfer var. Yani bir boşluk oldu mu? Evet oldu yani. Benden sonra. Diğer oyuncular da olmadan kazanabilir ama dans turnuvadan büyük sigorta. Maç kazanması çok zor. Hastanede mi kaldı? O zaman dikkat et. Dikkat et. Başlama şimdi. Sokrates'ten merhaba, Eurostep'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. İbrahim Kutlay, Alen Dikbe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? İyiyiz. İyiyiz. Geçen hafta Efes maçına bilet vermiştik. Bir kişi iki kişilik davetiye. Bu hafta da aynı şekilde Baskonya maçına yine iki kişilik davetiye olacak. Tabii yorumla ulaşabilirsiniz bize. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yine gelecek sezonki ve bu sezonki kadro değerlendirmesini, yapılandırmasını konuşacaksınız yorumlarda. Ona dair bir sürprizimiz, hediyemiz de olacak. Biraz kaliteli maçlar oldu geçen hafta. Yani normalde Euroleague'de belki birinci ya da ikinci hafta bunları görmeye çok alışkın değiliz. 4-5 maç yakın bitti zaten. KFS maçı da bunlardan biri. Kızılyıldız Fenerbahçe Beko ile başlayalım isterseniz. Bu hafta Fenerbahçe'de Baskonya ile iç sahada oynayacak. O da zor bir maç abi. Ama bilmiyorum, yani şunu söylemek doğru olur mu? Obradović döneminin en kötü performanslarından biri takım halinde baktığımızda Kızılyıldız deplasmanı ve kariyerinde ilk kez zaten 2'de 0'la başlamış Euroleague'e Obradović. Öncelikle şunu söylemek lazım. Genel olarak Euroleague maçlarını izlediğimizde her takımın zamana ihtiyacı olduğunu, hala zamana ihtiyacı olduğunu gerçeği ortada. Her takımın farklı problemleri var ama hem mi takımdan dönen oyuncuların birçoğunun formsuz olmaları ya da çıkış yaptıktan sonra şu anda bir inişte olmaları, takım olarak zaman geçirmediklerinden dolayı uyum sorunları her takımda çok net göze çarpıyor. Fenerbahçe özelinde senin de söylediğin gibi gerçekten uyum anlamında ve sahadaki oyun akıcılığı anlamında ciddi problemler var. Yani zaten temel sorun oynanan basketbolda bir akıcılığın olmaması. Hücumdaki set düzenlerinde çok yavaş Fenerbahçe. Bir sonraki opsiyona geçmek için hep bir zaman kaybı yaşıyor. Geçen programda konuştuğumuz gibi Sulukas'la Dekolo uyumu hala, yani tabii ki bir zamana ihtiyaç var ama uyumsuzluk söz konusu gibi gözüküyor. İşte Veseli döndü ama formda ve hazır değil. Ciddi bir rebound alınıyor. Rebound sayısı rakibe göre eksik ya da çok ciddi bir diferans yok ama o reboundların hızlı hücuma çıkışı için çok net bir şekilde alınıp akıcılığı sağlamak gerekiyor. Zaten Fenerbahçe'nin en önemli şey hücumdaki o makine gibi işleyen düzen. O işlemediği zaman işte 54 sayıda mı kaldı? 56. 56 sayıda kaldı. 56 sayı Fenerbahçe takımı için çok kısıtlı bir sayı. Ve bunu zaman içerisinde bu kadar maç trafiğinde düzeltmek kolay değil ama Obradović de bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta da Baskonya maçı var. Zaten baktığın zaman birçok pozisyonda, şimdi Datome de sahada performans gösteremiyor birkaç maçtır. Veseli zaten yok. Sulukas. Her şey Dekolo'nun üstüne kalmış durumda. Bu maç Derek Williams da varlık gösteremedi. Dolayısıyla bu hücum temposunda karşısına dirençli bir takım vardı. Belki kapasite olarak sınırlı ama çok dirençli, maçı daha çok kazanmak isteyen bir taraf vardı. Bir dönem Fenerbahçe tekrar maça gelir gibi oldu. Sonra işte yanılmıyorsam iki sayı indiğinde Muhammed, evet, üçlük attı sol köşeden. Fey miydi? Muhammed Fey, okey. Üçlük attı, maç 5 sayıya çıktı. Oradan sonra tekrar maç koptu. Top kaybı sonrasında. Top kaybı sonrasında. Tepedeki üçlüğü. Köşeden attı galiba, şeyden. Forvet'ten. Forvet'ten attı. Forvet'ten, doğru, tamam. Fenerbahçe bench'in tamam, önden tamam, attı. Tamam, doğru. Orada maç tekrar döndü. Ama yani pozisyon değerlendirmekten ziyade maçın geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'deki ciddi en temel sorun oyun içindeki akıcılık, set temposundaki düşük tempo ve
tabii ki kolay basket bulamıyor Fenerbahçe. Çok net bir şekilde bu gözüküyor. Aynen, sen ne dersin? Yani uyum sorunu ikiniz de bekliyordunuz zaten. Evet. Yani hem Sulukas hem de Kolo, özellikle bu takım Sulukas'la birlikte sonuçta başarıya ulaşmış ve oyuncu da kendini kanıtlamıştı geçen sezonlarda. Ama De Colo'nun oraya gelişi bazı şeyleri değiştirecek. Bu herkesin malumu. Ama sanki özellikle tepe savunmasında da ciddi problemleri var gibi Fenerbahçe'nin. Evet. Ki ya bu direkt Veseli ile alakalı zaten. Orta vadede de. Ne görüyorsun çözüm olarak? Ne yapılabilir? Neden böyle? Yani çözümden bahsetmeden önce İbo'yla katılıyorum. Yani zaman gerekiyor. Yani şimdi eleştiri gerekirse yapıcı eleştiri yapmamız gerekiyor. Yani böyle aceleci bir sonuca gelmek bir ihtiyacı yok. Yani ikinci haftadayız. Yani bir şey olmaz. Sabırlı olması gerekiyor. Şimdi senin soruna cevap vereceğim. Yani çalışacağım. O tepedeki pick and roll, yani o şey, evet, tepedeki pick and roll'unda yanlış hatırlamıyorsam Baskonya çok büyük zarar verdi Zardinis Kalmas'a. Özellikle Yusuf Afar'la. Ama Veseli formda mı? Yok, değil. Veseli'nin refleksleri, atletizm yerinde mi? Değil. Ama bazı sekanslardan bence pozitif sinyalleri verdi. Yani adam değişmesi zaten Fenerbahçe Beko'nun imzası. Yani bazı sekanslarda iyiydi. Ama o kadar şeyler düzeltmek gerekiyor ki. Yani ne yapması lazım? Yani çalışmak lazım. Sabretmek lazım. Bir de yeni rolleri kabul etmek lazım. Dominant oyuncu geldi. Nando Di Colo. Sulukas da dominant. Evet. Ama dominant hangi tarafta? İşte top tutmak. Yani böyle ucumu organize etmeye çalışan bir oyun kurucu. Dribbling yapmak seven bir oyuncu. Yani herkes alıştı. Yani Nando Di Colo da alışması gerekiyor. Ve vice versa, yani Sulukas da Nando Di Colo'ya alışması gerekiyor. Alan yaratmak gerekiyor. O spacing berbattı. Çözüyoruz. Yani modern basketbolda spacing yapamazsan, yani Fenerbahçe Beko zaten oyun felsefesi standartları göre yani spacing yapmak zorundasın. Niye? Çünkü Veseli'nin randıman istiyorsun. Dekolo'nun şutu hazırlamak istiyorsun. Williams'ın, Datome'nin. Yani Sulukas alana yaratmak istiyorsun. En kaliteli perde koymak istiyorsun. Veseli, Ahmet, Loven bir gün gelirse. Yani maalesef işte laf soktum şimdi ona. Umarım beni dinliyor şu an. Sabır, çalışmak. İkinci haftadayız. Yani bence malzemeleri çok sağlam. Yani takvim çok tehlikeli. Baskonya'nın maçı çok önemli. Yani basit şeyler denemek lazım. Sonra Fenerbahçe Beko bizim alıştığımız şeyleri yavaş yavaş geri dönecek. Çünkü playbook, az önce konuşuyorduk, çok geniş. Yani hatta sisteme bağlı değil. Yani o alışmak lazım. Orada bir yeni bir enerji atmosferi yaratmak gerekiyor. Ve dediğim gibi rollere alışmak gerekiyor. Şimdi tabii bu sene 34 hafta. Bir şeyi telafi etmek için zaman var. Önemli olan doğru tespitleri yapıp, ki bunu yapacak en doğru kişi Obradovic zaten. Onun üstüne çok çalışmak. Mutlaka kaliteli oyuncular. Kaliteli oyuncuların zamana ihtiyacı var. Zamanla Fenerbahçe çok daha iyi olacaktır. Bundan eminim. Karamsar olmaya gerek yok. Çünkü kadro kalitesi olarak Fenerbahçe diğer takımlardan hiçbir eksiği yok. Artıları var. Yeter ki bu saha içerisindeki doğru spacing, timing, bunlar zaten en önemli detaylar. Baktığın zaman çok net bir şekilde gözüküyor. Senin dediğin gibi pick and roll savunmasında ciddi zaafları var. Belki hücum anlamında daha kısıtlı bir takıma karşı savunma yaptılar ama yarın öbür gün daha kuvvetli rakiplere karşı belki bu defekler daha ortaya çıkacak. Ama yine söylüyorum, Fenerbahçe hücumuyla var olan bir takım. Her ne kadar savunmada artık basketbolda her zaman önemliydi ama günümüzde şampiyon veya yukarı oynayan takımlara baktığınız zaman hücum düzenleri, hücum çeşitlilikleri, hücumda yaratıcı oyuncuları fazla olan, topa yön veren oyuncusu fazla olan takımlar şampiyon. İşte geçen sene CSKA Moskova. Real'in şampiyonluğuyla başladı aslında. Aynen. Evet, yani basketbol tarzı da biraz değişti. Daha koşan,
daha hücumda üretken ve çabuk oynayan, topu çabuk çevirebilen, topa yön veren oyuncusu hücumda çok olan, dribbling üstünden yaratabilen oyuncuları, işte birçok çeşitliliği barındıran takımlar şampiyon oluyor. Yani Real Madrid'le başladı. Geçen sene CSKA Moskova, hücumdaki şeylerini, üretkenlikleri saymakla bitmez. Corey Higgins, De Colo, Rodriguez, Clyburn. Evet. Yani birçok çeşitliliği vardı hücumda. Fenerbahçe'de yok mevcut. Ama şu anda oyuncular formsuz. Aynen. Şu anda zamandan dolayı bir güncelleme yapmak, güncelleme yapmak lazım. Yapılan antrenman kalitesinin mutlaka seviyesi yüksektir ama oyuncuların da bir makine olmadığını, dünya şampiyonasından gelen birçok oyuncu var Fenerbahçe'de. Evet. Yani Datome, Sulukas, De Colo, Mili. Yani bunların zaman içerisinde uyumu mutlaka olacaktır ama bu sancılı dönemde maalesef takvimden dolayı çok çabuk ilerliyor. Evet. Önemli olan burada sabırlı olup daha çok çalışmak. Peki Efes'e geçelim. Yani 106-105'lik bir galibiyet ama yani maç sonunda basın toplantısına gittim ben Ayton'un açıklamalarını dinlemek için. Şeyi kabul etti mesela. Evet. Son pozisyonda faul yapmamız lazım dedi. Belki orada bir hani hata yaptım diye kendi içselleştirmiş biraz bunu. Yani ki Hermansson bence sakatlanmasa çünkü hazır değil. Yani diğer guard oyuncuların Siva. Evet. Peyton Siva da sakat oynuyor zaten. Aynen. Şey yani Hermansson sakatlanmasaydı ki galiba çıktığında 11 asistim vardı. 18-19 dakikada 11 asist yapmıştı. Alba yani büyük bir sürpriz yapabilirdi sanki. Efes işte demin İbrahim abi söyledi yani sıkıntılı yaşadığı bir dönemde aslında kayıpsız geçmiş oldu. Onlar da dar bir rotasyonla oynuyorlar. Bandırma maçı da kötü geçti. Senden başlayalım istersen Alen. Ne söylersin yani Efes'te ne gördün? Larkin'in dönüşü bir şeyleri değiştirecek elbette. Larkin dönüşü iyi bir şey. Yani, tabii ki iyi bir şey. 30 dakika olağanüstü şey kritik basketleri attı. Yani o detay bir şey ama onun varlığı sahada yani ucun potansiyeli bir anda tavana geçiyor. Küçük bir parantez açıyorum. Bu arada bu maç işte Yeşilköy Pazarı gibi bir sirkülasyon vardı. Savunma yok. Hani böyle git gel acayip bir şey. Yani 106 sayı Efes'in savunmadaki standartlara göre kötü bir performans. Yani şey ben bu açıdan bakmak istiyorum. Savunma yapmak isteseydi böyle bir duruma gelmezdi yani. Ama görüyor ki Alba Berlin bizim gibi erken atış kullanmayabiliyor. Uzunlar şut atabiliyor veya birebir de etkili olabiliyor. Hani biz de o zaman böyle yapalım. Yani o çok tehlikeli bir şey. Hele Aito takımlara karşı yani daha tehlikeli bir şey. Yani çünkü bench'ten Cavano geliyor. 3 tane üçlük atıyor. Noko kötü başladı ilk devre. İkinci devresinde devrede 4 tane üst üste mi? 5 tane üst üste pozisyon buluyor. İçeride atıyor veya asist yaptı. Matisek için neydi o Amerikan 3 numara? Yedreitis. Evet, ama Amerikan Giffey neydi? Giffey falan evet. Neyse işte o basketbol oynamaya biliyor yani. Yani çok structure içerisinde basketbol oynuyor. Pozisyon oynayabiliyor ama koşabiliyor. Yani Efes'e çok problem yarattı bu. Ya, Ataman ne zorunda yapmak hangi durumda kaldı? İşte Batman ve Robin tekrar işte çağırıyor. İkisi beraber oynatıyor ve ancak böyle maç kazanıyor. İyi, evet tabii ki iyi. Yani Larkin'in dönüşü bu duruma gelmek bence kötü. Yani çünkü hemen ilk maç diring şey oluyor. Yani itfaiye lazım dedi. Yani o tehlikeli bir şey. Yani geçen sene muazzam bir sezon geçti. Tamam. Belki Euroleague'in en dominant oyuncu. Durduramayan bir oyuncu. Yani bizim zamanlarımızda mesela Alfonso Ford vardı. Henry Williams'la bilmem ne şey. Onlar top aldığı zaman birebir yani yapamıyorsun yani. Durduramıyorsun. O kadar hızlı ki, o kadar kuvvetli. Cesur çünkü uzunları karşı sürekli işte ateş getiren bir oyuncu Çambri'ye. Yani bu iyi ama denge getirmek lazım.
Niye? Çünkü Simon 2 dakika. Boba yokken yani Mesic ve Larkin işte 30 dakika üzerine oynuyorlar. Bu işte ayarlaması gerekiyor. Yani iyi maç mı? Evet. Yani işte iyi maç mı? Yani çok iyi maç değil. Yani bol bol sayı, evet, NBA maçı gibi izledik ama biraz şey senaryodan çıktılar demek istiyorum işte Anadolu'da bu maçta. Abi sen ne dersin yani? Simon'la Ergin Ataman'ın sıkıntı yaşadığı Barcelona maçından itibaren zaten bu önceki maçta da yine 2 dakika oynattı. Alba maçında da 2 dakika oynattı. İşte James Anderson çok girememiş gözüküyor takıma yine bu sezon. Bandırma deplasmanında da kötü bir performans ortaya koydu takım. Yani Efes kazanıyor ama geçen seneki oyun için onların da tabii ki vakti ihtiyacı olacak. Yani en büyük avantajları kazanmak zorunda oldukları bir maçı kazanmış olmaları. Şimdi Fenerbahçe'ye de baktığım zaman sezon içerisinde planlama yaparken Kızılız maçlarını iki tane galibiyetle saymak gerekirdi aslında. Deplasmanda kaybettiler. Evet. Çünkü sorunlu bir dönemde denk geldi. Efes cephesine baktığın zaman da kaybettiklerini düşündükleri maçı kazanmaları onlar için bir avantaj. Çünkü gerçekten Alba Berlin bugün basketboldan anlayan veya izleyen, zevk alan kişilerin gözlemlerine göre hakikaten göze hoş gelen basketbol oynuyorlar. Bilerek oynuyorlar. Oyuna dikte ediyorlar. Aito'nun zaten oyun felsefesi de bu yönde. Ben izlerken keyif aldım. Dışarıdan uzunları dışarıdan şut sokabiliyor. Penetre edip adam eksiltebiliyorlar. Hızlı oynuyorlar. Basket meseleler bile çabuk geliyorlar. Yarı sahaya çabuk evet. Geçip oyun içerisindeki 5'e 5 yarı saha düzenleri de gayet iyi. Ama dediğim gibi Anadolu Efes'in avantajı iki tane dominant ve hem skoru güne çekebilen hem de diğer oyuncu oynatabilen iki tane oyun kurucusuna sahip. Şimdi Larkin geri gelmez 26 sayı, 23 sayı Misic'ten, evet. 50 sayı aşağı yukarı performans almış iki tane gardından. Şimdi zaten Larkin'in gelişi Misic'i de çok rahatlattı. Çünkü bütün savunma konsantrasyonu Larkin'de olunca Misic daha alan rahat, daha konforlu oynamaya başladı. Bu arada sadece 15 dakika oynayacak diyorlar. Diyorlar değil mi maç öncesi? Yani. Senin dediğin gibi yani evet. O erken kartını kullandı aynen aslında evet. Ergin Ataman. Ama bence zorunda bir hamleydi. Çünkü evet. Maçın kaybedilmesi ileride ciddi problem yaşatabilirdi Efes'e. O yönden bakarsan bence bir avantaj. Ama yok mu problemler var. Şimdi var. Simon ve James Anderson'dan verim alınamıyor. Singleton giremedi. Singleton hala giremedi. İyi maç oynadı ligde ama. Dün çok iyi oynadı ama dün evet. De zaten şey mesela işte Mitsic Alba maçında 42 dakika oynadı galiba. Evet. 42 civarı. Aha. Dün mesela çok kötüydü. Evet. Hiç giremedi o da maça. Hiç performans veremedi. Yani rotasyon aslında kağıt üzerinde Efes'te geniş gözüküyor oyuncu adedi bakımından ama Ergen Ataman zaten kısa tutmayı seven bir koç. Ama bu bölümde işte ama şimdi bunları da kabul etmek lazım. Bu takvim içerisinde işte cuma oynanan maç, hı hı. Arkasından seyahat, bir tane daha maç, Euroleague maç sezonu da devam ediyor. Ya yani bu mini çıkışları kabul etmek lazım. O yüzden geniş rotasyon yapıyorsun ama belki bu maçta işte Larkin'de yokken mecburen onu zorlamak zorunda kaldı. Ama bence bir tercih yapacaktır Ergin Ataman. Şimdi James Anderson'dan memnun olmadı kesin. Ama bu dönemde Simon'a da arasının böyle olması takıma zarar veriyor. Bence o konuda bir iki taraftan birinden bir geri adım olur ve şeye önümüzdeki maça bu pek yansıyacağını sanmıyorum. Burak'ını bir denedi benzer evet, oldu ama evet. Burak'ın da olmadı. Singleton önemli bir parça orada. Aha. Şimdi Alec Peters çok verimli oynuyor. Hı hı. Çünkü şeyi bilerek oynuyor. Yani haddini bilerek oynuyor. Tabii. Boş pozisyon gelirse zaten net şutör hiç force etmiyor. Hiç force etmiyor, hı-hı. Atıyor. Zaman zaman pozisyonu evet. Denetiyor. Takımdaki diğer parçalar onun o şeyini bildik, güç tarafını bildiği için. Ne veriyor abi biliyor musun? O orta mesafe potansiyeli şey takımın evet. Potansiyeli yükseliyor. Evet. Yani sadece üçlük atan bir oyuncu değil. Bilmiyorum. Ya post-up'tan dönebiliyor. Orta mesafe pozisyonu kendisi yaratabiliyor.
Moerman yapabiliyor mu? Evet ama daha küçük bir miktarda bence. Yani pick and pop uzmanları Moerman ve Peters olacak ama Peters orta mesafede bir ekstra gibi getirecek düşünüyorum. Şimdi Singleton'ın avantajı şu, Singleton daha potansiyelli bir oyuncu. Hı hı. Eğer Anadolu Efes'in hedefi geçen seneki gibi Final Four ve şampiyonluksa bunu Singleton da başarabilir. Hı hı. Çünkü yapabilecekleri çok daha fazla. Şu anda o seviyede mi? Değil. Evet. Ama eğer takım içerisinde rolünü iyi benimser, hı hı. Form düzeyini yükseltir ve takım da buna ayak uydurursa o zaman Efes başka bir seviyeye çıkabilir Babuan'ın gelmesiyle beraber. Ama şu anda herkes olduğu gibi o problemler Efes takımında da var. Doğru. Ve bunların maç oynayarak zaman içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Ama her oyuncudan da %100 verim alınabilir mi sezon içerisinde? Yani hepimiz yaşadık. Bazı oyuncular mutsuz oluyor, bazıları performans edemiyor. Yani nasıl ama. Bu zaten artık coaching bu işleri daha çok ne kadar manage edebildiğin alakalı bir şey. Yani tamam saha içerisinde pick and roll oynadın, işte set düzenlerini yaptın, oyuncu değişiklikleri yaptın. Coaching bunun olduğu kadar, antrenman seviyesi, antrenman temposu bunlar kadar 12 tane oyuncunun veya 16 oyuncunun sezon içerisinde en verimli olmasını sağlamak ve mutlu edebilmek. Hı. Ama mutsuz olanlar da var. Küsenler de var. Problem yaşadıkların da var. Zaten bunlarla ne kadar az uğraşıp sahaya konsantre olabilen takımlar başarılı oluyor. Valencia maçını kısaca konuşalım isterseniz. Onlar da çok sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Son EuroCup şampiyonu ama koçu da korudular. Kadroyu da eklediler. Ama işte Barcelona'yı dün iyi bir maç sonunda kaybettiler ama 2'de 0'la başlamış durumdalar EuroLeague'e. Evet. Dün Jordan Lloyd çok iyi oynadı. 31 sayı. Ve Avrupa'nın en zor deplasmanlarından biri. Yani ikiniz de defacı oynadınız kontrolü. Yani ne söylersiniz? Oradan çıkmak çok kolay değil. Çok kolay değil ama çok büyük test değil yani Anadolu Efes için. Yani sen direkt galibiyet yazıyorsun. Galibiyet gözüküyor yani. Çünkü yani şimdi Valencia bakarsak yani son 3 senedir şey yapıyor değil mi? EuroCup, EuroLeague, EuroCup, EuroLeague yapıyor değil mi? Yani şey hayal kırıklığı oluyor her sene galiba. EuroLeague'de reddettiler son sefer EuroLeague katılmayı. Ama 2 sene önce son takımdı galiba değil mi? Yani Valencia bu seviyede ait mi bilmiyorum. Yani bu kadro ne yapar? Yani ilk 8 olmaz bence. Bana sonra. Asfel'den iyi kadrosu ya. Nasıl? Asfel'den iyi kadrosu. Ozan dikkat et. Dikkat et. Başlama şimdi. Bu konuya geçeceğim şimdi birazdan. Yok. Rahat bir galibiyet. Neden? Çünkü o up tempo çok zarar verebilecek bir olay bence Valencia'ya. Eğer Larkin aynı enerjiyle Misic yani koordine şey olabilirse uzunlar işte karşı tarafta Tobey, Dubljević yani onlar işte çok büyük savunmacı değiller. Yani hareket olması lazım. Yani Peters'e savunma yapma gerekiyor. Dunstan'ın şey Anadolu Efes'in gücü Misic Dunstan ikilisi yani 13 asist yaptı işte son maçta. Yani rahat bir şekilde niye? Çünkü yani bu sene daha kolay Dunstan'ın bulabilecekler düşünüyorum. Çünkü artık tanıyorlar işte birbirini. Artık işte otomatizmleri var. Anladın mı? O yüzden Dunstan atıyorum 2 sene önce geçen sene çok maç vardı böyle 2 pozisyon. 1 atış, 2 atış, 3 atış. Niye? Çünkü daha fazla perimetredeki oyunculara bağlı bir takımdı. Ama sezon içerisinde yavaş yavaş herkese dahil etmeye başardılar ve Dunstan randıman yükseldi yani. Şimdi Valencia'ya karşı çok opsiyonları var yani Anadolu Efes'inde. Bence rahat galibiyet görüyorum. Bana göre Larkin, Misic birkaç tane oyuncu sayabiliriz ama bana göre hala Anadolu Efes'in en önemli oyuncusu Dunstan. Doğrudur. Yani Larkin'siz de maç kazanabilir. Evet. Diğer oyuncular da olmadan kazanabilir ama Dunstan olmadan büyük Sigorta. Maç kazanması çok zor. Sigorta. Zaten birçok takım da Dunstan'ın üzerine oynuyor. Hı-hı. Özellikle işte Final Four seviyesi veya o
önemli düzeyi o olan maçlarda herkes Dunstan üstüne oynuyor. Ve Dunstan bana göre çok iyi profesyonel. Evet. Çıktığı her maçta varını yoğunu ortaya koymaya çalışan, potansiyelin %100'ünü vermeye çalışan bir oyuncu. Ve Efes için büyük bir şans. Yani onun sahada olması bir kere diğer oyunculara çok büyük güven veriyor. Dediğin gibi hücumda top almıyor, evet, küsmüyor. Pozisyon gelmiyor, bozulmuyor. Geldiği zaman doğru kullanmaya çalışıyor. Savunmada çok büyük bir silah. Yani bence her takımın sahip olmak istediği tarzı bir oyuncu. Ben Anadolu Efes'in en önemli oyuncusu. Valencia maçı da bence dediğim gibi garanti. Yani garanti diye konuşmak çok yani doğru değil. Şimdi, evet, ama esnek konuşuyorum ama. Asfer 2'de 2 başlayınca işte, Alem biraz. Biraz geldi o. Her maç kolay sanıyor. Hadi sor, sor bu soruyu. Yani sor. Şu açıdan sor bana. Alba Berlin niye Efes'i zorladı? Çünkü Alba Berlin'in hücum potansiyeli çok yüksekti. Evet, çok. Efes'in dengesini bozdu. Yani Valencia'da öyle bir şey var mı? Yok, çok yok. Herhalde. Yani eğer dengeli bir oyunda Anadolu Efes hücum temposunu ayarlar ve Valencia'nın savunma zaafını iyi kullanırsa rahat bir maç olur. Ama bir de sertlik koy. O da var işte. Niye? Çünkü reaksiyon vermek gerekiyor Anadolu Efes'e. Evet. Yani yapma değil savunma Berlin maçında. Bu arada işte şey var mesela. Buyurun beyefendi. Bekliyor. Tamam. Bekliyor. Gir, evet, konuya git. Dönüyorum. Hadi gel. ya Olympiakos Panathinaikos dublesi etkileyici tabii ki Asfer için. Hı-hı. Yani 2012'de falan olsak daha da etkileyici olurdu belki ama yani şu an iki takım, evet, Asfer'in bütçesini yine neredeyse iki katına sahipler. Sen ne gördün? Salon çok güzeldi. Atmosfer çok güzeldi. Evet. Orada yani muhtemelen kültür de büyüyerek ilerleyecek. Ama yani hedefleri konuşmaktan ziyade ben atmosferi ve oradaki durumu biraz anlatmamı istedim. Yani atmosfer, yani biliyorsun Asfel, sen de hatırlarsan Astrobal'da çok güzel bir atmosfer var. Yani bir boşluk oldu mu? Evet oldu. Yani şey, Delaney Rudler'den sonra, benden sonra. yok ciddi işte taraftarlar biraz koptu. Çünkü o zamanlardaki başkanı eski tenis profesyonel Gilles Moreton vardı. İşte Tony Parker'dan demek istiyorum. Takım yeşilken. Bravo, takım yeşilken. Çok önemli bir nokta bak o. Hiç kaçırmaz yani, biliyor musun? yani çok farklı bir havalar vardı yani bu salonda. Şimdi Tony Parker sayende evet, yani okey, renkleri değişti ama en azından daha profesyonel, daha Euroleague'e veya NBA'ye yakın bir şirket kuruyor. Tamam. Çağ ayak uyduran bir aynen organizasyon. Öyle, aynen öyle. Organizasyon yani temiz. Yani orada işte Nicolas Batum destek veriyor Charlotte'dan. Bir sürü işte şey dışarıdan sponsorları var Amerika'dan, ne bileyim yani çok bir Lyon sürü aldılar, Lyon aldılar, aynen öyle. Evet, daha çok güzel, daha çok eski zamanlara yakın bir atmosfer var. Şimdi Euroleague'de işte iki maç evde başlamak yani çok büyük bir avantaj. Yani 2-2 yaptı. Çok garip bu senin fikstür zaten. Değil, değil mi? Evet, evet. Tuhaf yani. Ha, enteresan. Evet. 2-3 maç dışarıda oynuyorsun, sonra 4 maç içeride takip. Evet, işte böyle tamam. Bir ama biliyorsunuz hedef ne? Alışmak. O Bertomeu yani bu tesadüf olmaz. O NBA modeli kopyalamak istiyor ya yani. Atıyorum 3-4-5 sene sonra işte kapalı lig. Şimdi atıyorum bilmiyorum yani yapacak mı bilmiyorum ama yapacak şey yani. Şey gibi oldu. Hani East Coast, West Coast gibi. Aynen öyle. 3 maç dışarıda oynuyorsun. Bir hafta işte evine göremiyorsun. Değil aynen mi işte? Aynen. Düşünsene ya Avrupa'da bu noktaya gelirse ciddi bir şey oluyor yani. Şey, lojistik bilmem ne yani bir sürü bir şey bir sürü parametre değişecek. Yani mesela normalde bu kadar biz kabul edersek gidip şeye ne bileyim İspanya'ya gittim. Real, Barcelona, Valencia oynamış. Ha mesela bölgeye dön göre diyorsun. Yani böyle bir basma. Ha, ama o zaman evet, domestik ligleri atmak lazım. Yani çıkıyorsun. Evet. Ya da çift maç haftalarında mesela. Hı-hı. Çarşamba, evet, Cuma Real, Barcelona oyna. Yani bu sene, sonra başka bu sene 18 takım, seneye 20 yani. Öyle gözüküyor. Neyse, Asfel ile ilgili şöyle demek istiyorum. Tabii ki mutluyum. Tabii ki yani yeni doğuşu var mı? Ben dikkatli olmak istiyorum. Çünkü
Kadro çok yetenekli değil. Çalışkan bir takım. Mitrovic iyi bir antrenör ama sanki limitleri belli. Yani Asbel'in. Özellikle deplasman. Özellikle deplasmanda. İşte o esas nokta bu. Bence orada çözebilen bir oyuncu şey var. David Lighty. Hadi şey diyelim, bir üçgeni var. Lighty, Jackson, Jekyll. Hani bu üçü işte orada işte skor üretme potansiyeli onlardan geliyor. Ama deplasmandan o bambaşka bir şey yani. Şey, Euroleague başka bir canavar yani. Şey, Fransız Ligi değil yani. Eurocup değil. Yani o yüzden nasıl adapte olacaklar bilmiyorum yani. 2'de 2 evde başlamak süper. Harika. Tony Parker çok mutlu. Ben de mutluyum. Ama sonra bir realite gelecek. Yani bakalım işte. Ona hazır mı? Ona hazır mı? Bir de başka bir şey söylemek istiyorum. Bu sene işte hazırlık sene. 2 sene var değil mi? Evet, i̇ki evet. Sene Bayern'le birlikte. Bayern'le birlikte. 2 senelik bir kontratı var Euroleague'de. Tony Parker şeye bakıyor şu anda. Bu sene hazır olalım. Bir bakalım işte Euroleague ne demek? Nedir? Ne ediyor? Seneye işte daha sağlam transferleri yapacağım dedi. Son bölümde iki tane şey yönelteceğim size. İki konuyu yönelteceğim. Bir bütçeler açıklandı. Görmüşsünüz. Real Madrid ve Barcelona toplamda 60 milyon Euro'luk bir zarar etmesi bekleniyor bu iki kulübün. Palco 23 diye bir sitede çıktı. Evet, evet. Ki yani şöyle, futbol tarafını güçlü olduğu için bu iki kulüp zaten bu yola girdiler. Ve Barcelona seçim de var önümüzdeki dönemde. Yani siz hani ne kadar sürdürülebilir bir model olarak görüyorsunuz? İlk olarak onu sorayım abi. Yani şartlarda sürdürülebilirliği yok ama Barcelona ve Real Madrid gibi dünya kulübüysen tabii ki futbolda ciddi gelirler evet. Ve her gün katlanan bir artış varsa bu gelirlerde basketbolculara bunu sağlamak için çözüm yolları aranması gerekiyor. Ama bu gidişatta hem yani bu takımlar için zaten sürdürülebilirliği yoksa bizim takımlarımıza baktığın zaman durum içler acısı. Yani 35 milyon dolarlar işte euro bütçeler gelir 5-10. Tabii. Yani bunun her sene eksi 20, eksi 15, eksi 17 diye gittiğin zaman ve kulüplerimizin futbol tarafında da durumları ortadayken kendi ülkemizde bunu sürdürmek gerçekten imkansıza doğru gidiyor. Ama Barcelona bir dünya kulübü, Real Madrid bir dünya kulübü. Onlar bile bundan dolayı rahatsızlık duyuyorlarsa demek ki bu işte bir yanlışlık var. Bir kere Euroleague olarak bunun takımların gelirlerini mutlaka artıracak önlemler alınması gerekiyor. Televizyon anlaşması. Evet. Yani artık her sene kulüpler şikayetlerini dile getiriyorlar ama bir çözüm yolu yok. Baktığın zaman hadi Real Madrid, Barcelona yine bir şekilde gelirleri var. Rus takımlarının gelirleri sıfır. Ama onlar mesela reklam etmiyor mesela. Vergi ödemiyor onlar zaten. Ama diğer kulüp büyük avantaj. Putin almıyor. Tamam. Yok, kalsın yani, sizde sağ olun diyor. Fenerbahçe, Efes. Yani bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar ve oyuncu kontratlarının bu kadar arttığı noktada kulüpleri düşünmek lazım ve işte ekonomi de her geçen gün başka bir noktaya gidiyor. Yani orada Real Madrid'de sanki bir hafif bir avantajı var Barcelona'ya göre. O salon. Salon, evet, kapasite daha büyük ama iş üretme kapasitesinde de daha avantajlı bence Real Madrid tarafından. Sen de okudun galiba Parko 23'te. Barcelona kombine sayısı azaldı. Evet. İnsanlar daha bilet alsın diye. Ve ilk maçta daha günlük bilet satmak için aynen daha fazla para kazanmış. Çünkü para kaybedeceğiz diyorlar. Çünkü sezon başlamadan önce para kaybedeceğiz dediler. Salon. Kombine azaltalım diyor. Yani mantıklı bir şey aslında. 6 bin kişilik salon. Salon kapasitesi küçük olunca tabii. Palau bayağı küçük. Bayağı sıkıntılı. Evet. Yani öyle şey gerçek söylemek lazım. O proje ne durumda yapacaklar sanki. Seneye gelecek sezonun çok güzel bir salon olabilir yani. İşte seneye bir takıma sahip olduğun zaman seneye salon projesiyle beraber 3-4 sene içerisinde ona bence farklı bir noktaya gelir ama
Real Madrid'e bir başarı da geldiği için belki tabii. Çok fazla sorgulanmayabilir. Bravo. O, oraya gelecektim. 8.000 garanti. 8.000 kişi giriyor yani maç. Hı-hı. Niye? Çünkü 4 senedir, 5 senedir işte sürekli Final Four katılabilen bir takım. İşte Barcelona strateji konusunda bayağı şey yapıyor yani bu sene. Yani hem bütçe hem transfer de satış ile ilgili önemli hamleler mutlaka var. Bir yol bulunacaktır. Hı-hı. Böyle gitmeyeceği kesin. Peki Avrupa basketbolunda haftanın yani en önemli haberi değildi belki ama yine de çok konuşulan bir haber. Bu robot. Benim tıraş olmamı dışında biliyorsun. Senin tıraş olma en sonda konuşacağım. Evet. Bu Maxi Vitis'in ekibine, ya tabii ki Ruslar bunu biraz da PR için yaptılar ama siz ne diyorsunuz? Yani data tutacakmış, işte istatistik keza yine o da yani. Maçın istatistiğini tutmanın yanı sıra bazı özel istatistikleri de tutacakmış. Bir de işte optimal kombinasyonları değerlendirecekmiş, hesaplayacakmış. Yani bunu sizce bir detay olur mu? Ya saçma ya. Yani ne söylüyorum sana? Saçma çünkü... Ya Ergin Ataman'ın staffında bir robot görmez miyiz diyorsun Alper'den? 10 yıl içinde. Robotun ne işi var? Ben soruyorum sana, bak soruyorum sana. Robotun ne işi var? Hani tamam, hadi kabul ediyorum. Teknolojik bir dünyada yaşıyoruz. Hadi analitik havası Houston Rockets yarattı, NBA yarattı bilmem ne falan filan. Rakam çok önemli. Hani oyuncunun işte analize ediyorlar bilmem ne, o pozisyonda falan böyle oynaması gerekiyor. Tamam, bunu anlıyorum. Ama bench'te bir robot yanında oturuyor. Abicim bunu değiştir. Bu ilk beş olmuyor. Bilmem ne 28 dakikada sonra bu beşle, bu uzunla, bu kısayla oynayacaksın. Ne alaka ya? O iş gücü robottan olabilir mi? Yok. Yani böyle inisiyatif almak koçtan, yani maç boyunca anladın mı? Bu tansiyon falan robot hissedebilir mi? Hissetmesi lazım. Hissetmesi lazım. Tabii ki. Yani bazı normal hayatında belli sektörlerinde evet maalesef işte insan kaynaklarını kullanmıyorlar. Robot kullanıyorlar. Arabayı da insan kullanıyor. Mesela işte iyi ve kötü. Ya, bu tartışılır. Ama basketbol yani stratejik bir oyun geliyor yani. Bir dönemde geliyor. Buradan geliyor yani. Matematiksel bir şey yok ki yani bazen. Yani, bilmiyorum ya. Ben inanmıyorum bunu. Ben no diyorum. Yok zaten abi bence de zaten sadece iç saha maçlarında kullanacaklarmış. Yani ne kadar uzun vadeli olur o da. Kullanmışlar. Dün kullanmışlar. Evet, evet. Değil mi? Evet. Dünkü ilk maçta oynuyordu. Evet. Bak bakalım ya. Mesela Alen oynuyor mesela. Robot diyor ki koça. Bana hep laf sokar bana robot zaten. Robotla kavga eder oynuyor mesela. Yok ya. Bilmiyorum. Sen inanıyor musun? Yok. Bir gelecek var mı sence? Zaten, yani sunumda zaten 4 kişi var robotun yanında. Hepsi gülerek tanıtmış robot. Ya, neler? Neler? Bilmiyorum. Evet. Son bölümde de sakalını konuşalım. Geç. İhtiyaç vardı. Ya. Biraz daha rahat, daha gencicim. Ben bırakayım mı sevgilim? Sen bırak. Peki teşekkür ederim o zaman. Biz teşekkür ederiz. Gelecek hafta aynı şekilde. Gelecek hafta inşallah. Aynen galibiyetler sonrası. Aynen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.